Kerametin hak olduğuna dair eserimizin üçüncü dersindeyiz. Bu dersimizde Nem suresinin 40. ayetini tahlil edeceğiz. Süleyman aleyhisselam şöyle diyor. Estaizu <tikliğine> billah. Ya eyyuhel melev. Ey ileri gelenler. Eyyukum ye'tini bi arşiha. Hanginiz onun yani Belkıs'ın tahtını bana getirecek. Gable en ye'tuni müslimin. Onlar Berkıs ve Kalmi bana gelmeden önce. Gâlellezî indahû ilmun minel kitab. Yanında kitaptan bir ilim olan zat dedi ki ene âtîke bihî gâblen yertedde ileyke darfuk. Gözünü açıp kapamadan ben onu sana getireceğim. Felenma raahum mustaqiran inde Hazreti Süleyman birden tahtı yanında yerleşi vermiş olarak görünce gale haza min fazli rabbi dedi ki bu rabbimin fazlındandır. İbn Abbas Hazretleri Belkıs'ın tahtını uzak mesafeden getiren kişinin Hazreti Süleyman'ın katibi Asap olduğunu söyler. İmam Mücahit, Said İbni Cübeyr, Muhammed bin İsa ve diğer müfessirler de şöyle der. Belkıs'ın tahtı Yemen'de, Hazreti Süleyman ise Kudüs'teydi. Asaf allah Teala şöyle dua etti. Ey ilahımız senden başka ilah yok. Onun tahtını bana getir. İmam Mücahit onun duasında ey celal ve ikram sahibi olan Allah dediğini nakleder. Bu duası üzerine taht birden Süleyman Aleyhisselam'ın yanında belirivermiş. vermiş. Daha detaylı bilgiyi tefsir kitaplarında bulabilirsiniz. Şimdi bu hadise üzerinde biraz tahlil yapalım. Birinci sorumuz şu. Bir tahtı Yemen'den Kudüs'e gözü açıp kapamadan getirmek öfte emsali olan bir şey midir? Yani siz daha önce böyle bir şey gördünüz mü veya duydunuz mu? Herhalde ne görmüş ne de duymuşsunuzdur. O halde bu hadise öfte emsali olan bir hadise değildir. İkinci sormuş şu. Madem öfte emsali yok, o halde buna mucize diyebilir miyiz? Hayır diyemeyiz çünkü mucizeler peygamberlere astır. Asaf ise peygamber değil, Hazreti Süleyman'ın katibidir. Üçüncü sorumuz şu. Bu olaya mucize diyemiyorsak ne diyeceğiz? Adını koymamız lazım. Öfte emsali olan bir şey değil. Mucize değil. Peki öyleyse adı ne? Biz keramet diyoruz. Hadi kerameti kabul etmeyenler bu hadiseye bir isim bulsunlar. Eğer şöyle derlerse bu keramet olmaz. Çünkü tahtı hakikatte getiren Allah'tı asaf değildir. Buna cevaben deriz ki iyi de biz kerameti insan yaratır demiyoruz ki. Birinci dersimizde şöyle demiştik. Kerameti yaratan Allah'tı. Velinin bu yaratmada hiçbir müdahalesi yoktur. Allah'tan başkası zerre miskal fiile fail olamaz. Keramet kulun makbuliyetini işaret olsun diye Allah tarafından yaratılan olağanüstü hadisedir. Bazen velinin duası hürmetine yaratılır. Bazen de veli istemeden hatta farkında olmadan Allah tarafından ona ihsan edilir. Biz kerameti böyle tarif etmiştik. Asaf'ın Belkıs'ın tahtını bir anda getirmesi bir keramettir. Elbette tahtı getiren Allah'tır ve bu hadise Allah'ın kudretiyle vuku bulmuştuk. Lakin Allah bu tahtı Asaf kulunun duası hürmetine getirmiştir. Bu sebeple bu hadise Asaf'ın defterine kaydedilen bir keramet olmuştu. Eğer kerameti kabul etmezseniz bu hadise bir isim bulmalısınız. Hadi bize bir isim söyleyin de öğrenelim. Kardeşlerim dersimizi burada tamamlayalım. Bir sonraki derste meselemizin üçüncü delilini işleyeceğiz. O derste buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun.